Ne yaptınız bakalım bugün? Nasıl geçti? Ne olsun babacığım, her zaman gibi işte. Basketbol oynarken kavga çıkardığını ve bu yüzden ceza aldığını söylemeyecek misin Emre? Neden öyle bakıyorsun Emre? Baban sordu, ben de anlatı verdim. Bu doğru mu Emre? Ama baba, Aykut bilerek topu karnıma attı. Canım çok yandı. O sinirle bağırınca o da bana vurdu. Sen de ona vurdun. Hiç de değil, sadece ettirdim. Ama bundan sonra basketbol maçlarında oynayamayacaksın. Abartıyorsun Özge. Müdür bu konuyu düşüneceğini söyledi. Aa kızım, neden şikayet ediyorsun kardeşini? Ha, çok ayıp. Yok yok, öğrendiğim iyi oldu. Bana çekmiş işte. İçindekini pat diye söyleyiveriyor. Yalan söylemeyi beceremiyor. Emre, ben ne yapacağım oğlum seninle? Kaç kere konuştuk bu konuyu, söyler misin? Kaç kere? Ya çocuklar arasında oyun oynarken böyle ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir. Zaten senin bu telkinlerin sayesinde bu çocuk böyle şiddet ve savaş yanlısı oldu. Yok daha neler yani. Karşılık verme Emre. Hafta sonu gideceğimiz basketbol maçının biletlerini başkasına vereceğim. Ama baba, haksızlık bu. Aylardır bu maçı bekliyordum. Hakan. Nana, izin verirsen çocuklarını nasıl yetiştireceğine Hakan kendi karar versin. Simge haklı Nana. Sen bu konuya karışma. Şekerim, hadi git sen kendi işine bak. Hadi canım. Sporun kavga dövüş değil, centilmenlikle yapılacağını öğrenene kadar seni hiçbir maça götürmeyeceğim. Ne basketbol maçına ne de futbol maçına. Hafta sonu Galatasaray'ın maçına da mı gitmeyeceğiz? Hayır. Ya uf! Görüyor musun, senin yüzünden neler oldu? Sen hayatımda gördüğüm en gıcık, en ispiyoncu, en iğrenç kızsın. Senden nefret ediyorum. Emre, kendine gel. Sakin ol bebeğim. Sen çok kötü bir çocuksun. Bana neler dediğini duydunuz değil mi? Emre, hemen özür dile. Hayır, dilemeyeceğim. Emre, bu yaptığının sonuçlarına katlanırsın o zaman. Emre, gerçekten bu yaptığın çok ayıp. Demek iğrencim ha? Görürsün sen gününü. Dur bakalım Emre Bey. Çok sevdiğim bir ikisinin hakkından geleyim de gör gününü. Emre, bak sana son kez söylüyorum. Çabuk yukarı gidip Özge'nin gönlünü al. Hemen. Ya neden hep kabak benim başıma patlıyor? Neden hep ben özür dilemek zorunda kalıyorum acaba? Bunu bize soracağına kendine sor bakalım. Aşkım ya, çocuğa bu kadar yüklenmeseydin keşke. Özge olgun bir çocuk. Nasılsa yarın bir gün unuturdu. Hayır Simge, çok şımardı. Yaptığının cezasını çekmeli. Yoksa biz bu çocuğu kontrol edemeyeceğiz. Aslında sadece biraz disiplinle her şey yoluna girer. Sonuçta sen bütün gün iştesin. Çocuklarla ilgilenip doğru yolu gösterecek kimse olmayınca sonuç böyle oluyor işte. Tüm sistemini çökerteyim de gör gününü. Ya kızım, kalksana bilgisayarımın başından. Zaten işim bitti. Al sevgili bilgisayarını. Açabilirsen aç bakalım. Eğer bilgisayarıma bir şey yaptıysan seni affederim. Ya, ya. Kızım ya, ne yaptın sen? Hadi oradan be, sürekli. Sen çok oldun ama. Oh, canımı değsin işte. Gel dedim buraya. Anne, anneciğim kurtar beni. Gel, sana tübüklerin gibi olduğunu göstereyim. Bu ne ya? Gel. Sen ne yaptığını sanıyorsun, delirdin mi? Ama baba, o demenin bilgisayarımı bozdu. Ne olursa olsun, vurman mı gerekiyor? Sabahtan beri burada ne konuşuyoruz biz ya? Odana çık, gözüm görmesin seni. Bu sefer çok oldun. Tabii o dinleyen ne neyin, ben de senin gözünde en kötüyüm değil mi? Ya anne, sırtım çok acıyor. Tamam benim prensesim. Hadi eve gidelim. Ben oraya bir güzel merhem sürerim, geçer. Hadi canım. Hadi ama ağlama. Hadi. Kusura bakma Simge. Özgeciğim, ağlama hadi. Bak çok üzülüyorum. Peki Hakan amca. Ay canım benim. Görüşürüz Hakan'cığım.
Hiç öyle üzgün bakmayın. Bundan sonra bu çocuğu şımartmak yok ona göre. Nasılsın Şoker? Ama yine yapış yapış sevgi dolusun. Şu anlamsız sırıtmana da gıcık oluyorum. Ayrıca nasıl olduğumdan sana ne? Ha? Sen çok ama çok kötü bir oyuncaksın Şoker. Ha. Bir daha benimle konuşma, tamam mı? Ha, peki. Ne oldu şimdi? Duygularımı açık açık söyleyemeyeceğim mi yani? Dürüstlük de suç canım burada. Ha. Bir dakika. Tabii ya. Nasıl da düşünemedim. Ah benim şu ahmoş domates kafam. Ha. Ben yanlış yapıyorum. Tüm düşüncelerimi böyle açık açık söylemem ne kadar da yanlış. Tamam. Şimdi çalışmaya başladı işte saksım. Biraz daha kurnaz davranmalıyım. Kulne ve oyuncaklara onları gerçekten seviyor gibi davranıp sonra da canımın her istediğini yaparım. Tabii ya. Böylece kimse benden şüphelenmez. Pilli bebek Luna Park'ta mı şimdi? Evet, o önceden gidecekti. Merhaba arkadaşlar. Nereye böyle? Luna Park'a. Yani senin nefret ettiğin yere. Kim? Ben mi? Aa. Arkadaşlar, beni yanlış tanıyorsunuz. Ben orayı çok seviyorum. Aslında sizinle vakit geçirmeyi çok sevdiğim için nerede olduğum önemli değil. Sizinle her yere gelirim. Vıcı vıcı vıcı. Kuline Şoker'e iyi olma cezası mı verdi? Bilmem, haberim yok. Hadi Gorfo, böyle yapma. Biz seninle eski dostuz. Kuline dünyaya gitmemi yasaklamasaydı senin için bir çizgi film işi ayarlamak üzereydim. İnanmıyorum. Ama merak etme, ne yapıp edip ayarlayacağım. Beni de alınıza alın lütfen. Bakın ne kadar çok eğleneceğiz. Bu işte bir iş var ama hadi hayırlısı. Peki sen de gel. Yaşasın. Sevgili arkadaşlarımla vakit geçireceğim. Ne kadar eğlenceli. Hadi gel bakalım gel. Geliyorum. Olamaz. Luna Park'tan nefret ediyorum. Hadi Şoker. Geliyorum. Bütün bu olanlara inanamıyorum. Ya ne yaparsam yapayım babam artık beni affetmeyecek. Emreciğim, öyle şey olur mu? Ama doğrusunu istersen sen de biraz ileri gittin. Ya Nana bilgisayarımı bozdu. Simge de Özge de sürekli babamı dolduruyorlar. Eğer Özge basket maçında olanları babama anlatmasaydı bunlar olmayacaktı. Haklısın ama kavga çıkarman hoş değil değil mi Emreciğim? Ben de oradaydım Nana. Bütün suç Aykut'taydı. Emre boş yere ceza aldı. Nana, Simge ve Özge'yi koruyor musun yani? Tabii ki hayır bir tanem. Onların sürekli kötülük düşündüğünü biliyorum. Ama onların oyunlarına düşmemek için daha dikkatli olmalıyız. Sadece bunu söylüyorum. Babam acaba onların gerçek yüzünü ne zaman görecek? Hadi bakalım uyuyun artık. Yarın her şey yoluna girecektir. Babanın siniri de geçer. Bak sen de Özge'den uzak dur, tamam mı? Peki. İyi geceler. Miliba. Oo, Şeker Şoker. Nereden böyle? Çok yorgun görünüyorsun. Sorma. Luna Park'ta arkadaşlarla biraz eğlendik. Ama dönme dolap sanıyorum bana biraz dokundu. Sen ne yapıyorsun sevgili dostum? Ha? Çok önemli bir buluşu tamamlamak üzereyim. Şuradan fırçayı versene. Al bakalım. Yoksa tavuk pişirme aletimi icat ettin? Ha? Ağzımın suyu aktı. Ama boşuna uğraşma. Dünyada bunun için model model fırınlar var. Ya da mangal yapabiliriz. Ha? Saçmalama Ahmoş. Uzun zamandır bu alet üzerinde çalışıyorum. Ha. Geleceğe gittiğimde görmüştüm bunu. Ha. Ha. Dur bakalım. Çalışacak mı? Ha. Ne işe yarıyor bu alet? Ha. Bu bir kopyalama cihazı. Ha. Fotokopi makinesi gibi bir şey mi? Ha? Komik olma Ahmoş Şoker. Ha. Bir canlının aynını yapmaktan söz ediyorum. Aynısından mı? Bak şimdi, şu gördüğün bir tavuk. Ha. Hadi canım, gerçekten mi? Dalga geçme. Şimdi bu aleti tavuğun üzerinde deneyeceğim. Ha. Umarım işe yarar da emeklerim boşa gitmez. Ha. Hadi bakalım. Yaşasın, yaşasın. Başardım. Ben bir daha iyiyim. Başardım.
Evet, evet, başardın. Başardın. Sen bir daha iyisin. Bu bir mucize. Hadi bakalım Emre. Özge'den özür dile de bu konu burada kapansın. Hayır, dilemeyeceğim. Boş verin Hakan amca. Gerek yok. Her zamanki Emre işte. Aslında ben onu seviyorum ama nedense onun bana tahammülü yok. Hadi be kızım, sinsi şey. Emre, yine başlıyor musun? Hayır, ben hiçbir şeye başlamıyorum. Özür dilerim. Ne biçim özür dileme bu? Hakan, yeter ama. Çocuğun üzerine bu kadar gitme. Özür diledi işte. Tamam, Emre'de de hata var ama biraz da onun tarafından bak. Ne kadar sinirlendiğini anlamaya çalış. Sana fikrini soran oldu mu şimdi? Ya her zaman böyle oluyor zaten. Yani Hakan'ın olmadığı ya da görmediği bir anda yapacağınızı yapıyorsunuz. Hı hı. Sonrasında da çocuklar ya da ben suçlu oluyoruz. Sen aklını kaçırmışsın. Şaka gibi. Nana, sakin ol lütfen. Bu kez sakin olmak falan istemiyorum ya. Bunların çocuklara ve bize neler yaptığını görmüyor musun? Hakan, bu köylü kızının bana karşı küstahlığını sürdürmesine izin mi vereceksin? Ya ikiniz de keser misiniz artık? Oturun lütfen. Bize yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız. Susmayacağız artık, anladınız mı? Yaşa ben ona, yürü ben ona. Emre, beş kardeş geliyor ama. Aferin Nana. Ha şöyle bir ezik ezik durma artık. Savun sen de kendini. Hakan, duyuyor musun? Bak neler söylüyor. Düpedüz beni tehdit ediyor. Nana, gerçekten biraz ileri gidiyorsun ya. Bu kadar yeter artık. Tabii bu kadar yüz verilirse olacağı bu. Daha dün geldi, bugün söylemediğini bırakmıyor. Dili pabuç gibi maşallah. Gördün değil mi Nana'nın gerçek yüzünü? Hı? Hadi çıkın çocuklar, hadi. Of! İyi dersler. Sağ ol. Eh be kızım, yangına körükle gidiyorsun. Makbuş, yalan mı benim söylediklerim? Değil ama haklıyken haksız duruma düştük. Simge sütten çıkmış ak kaşık gibi Hakan'ın başının etini yiyecek. Bazen her şey öyle pat diye söylenmez. Neden? Söylenmez işte böyle. Korkma Nanacığım, ben yanındayım. Doğru bildiğini söylemekten hiç çekinme. Tamam mı? Şoker, bu ne ayol? Senin için tüm tehlikeleri göze alarak mavi ormanın en güzel çiçeklerini topladım Kulina. Aman yok, istemem. Bu çiçekleri koklayınca kendimden geçeceğim. Ve sen de burada istediğin gibi at koşturacaksın, öyle mi? Ha, gerçekten hayal gücün çok geniş. Sence hayal gücümün geniş olması normal değil mi? Ha? Yani inanamıyorum Kulina. Kalbimi paramparça ettin inan ki. Ben geçmişe bir sünger çekmek, sana olan sevgimi ve bağlılığımı göstermek için mavi ormanın en güzel çiçeklerini topluyorum. Senin düşündüğün şeye bak. Yalan mı? Şimdiye kadar hep böyle oyunlar oynamadın mı sanki? Haklısın. Bazı kötü şeyler yapmış olabilirim. Ama bunlardan şimdi pişmanlık duyuyorum. Söyle bana Kulina. Kendimi affettirmem için hiç mi şansım yok? Ha? En çok da böyle davrandığın zamanlar senden şüpheleniyorum. Aslında haklısın. Ama bana böyle davranılmasını hak ettim. Ne yapayım? Umarım günün birinde diğerleri gibi güvenilir bir oyuncak olmayı becerebilirim. Yazık. Bu çiçekleri sana şarkı söylemeleri için o kadar da çalıştırmıştım. Şarkı mı? Şarkı. Ay çok doğru. Ay çok
çok doğru aslında. Şoker, dur bir dakika. Hayır Gülina, kalbim çok kırıldı. Ama inan bana, o çiçekler zararsız. Çok kötü davrandım. Ne güzel çiçekler. Gel. Müdür bey, günaydın. Derse girmeden önce bir emriniz var mı acaba? Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok, sadece bir emriniz var mı diye sormaya geldim. Hayır yok, siz törene başlayın, ben gelirim. Eğer sıkışıksanız elimden geleni yapmaya hazırım. Gerek yok efendim, gerek yok. Ben hallederim. Teşekkür ederim. Allah Allah. Nesi var bu adamın? Kafasına saksı mı düştü acaba? Şimdilik ona karşı iyi görünmeliyim. Ama bana güvenmeye başladığında ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Mustafa Kamil Bey. Nerede acaba şu alet? Nerede buldum acaba? Şöyle bakalım. Buldum. İşte buradasın. Gel bakalım güzelim. Vıcı vıcı vıcı. Şoker, ne yapıyorsun sen burada? Senin gibi büyük bir dehanın çok önemli işleri olacağını düşündüğüm için sana yardım olsun diye ortalığı toparlıyorum sevgili dostum. Tamam tamam tamam, sen ortalığı toparla. Laboratuvara göz kulak ol. Önüne gelen girmesin. Benim mavi ormana gidip bitki toplamam gerekiyor. Sen hiç merak etme. Ne de olsa senin asistanın sayılırım, öyle değil mi? Asistanım mı? Bunun için 10 fırın ekmek yemen gerekiyor Şoker. Hadi bay bay Ahmoş. Bunun için 10 fırın ekmek yemen gerekiyor. Ampul kafa. Kendini beğenmiş sen de. Gel bakalım. Evet. Bakalım nanadan 2 tane olunca neler olacak? Bu kez turnayı kulağından vurdum galiba. İlacımı içmeyi unuttum, görüyor musun? Ben getiririm. Sen devam et, ben alırım kızım. Tamam. Merak etme sen. Şu Tayfun Bey'i gördüğümde tüylerim diken diken oluyor vallahi. Al benden de o kadar. Hele kendi yaptığı saçma esprilere en çok kendi gülmüyor mu? Delirecek gibi oluyorum. Ay bu sefer çay ya da kahve ikram etmeyelim ne olur. Höpürde de höpürde de içmiyor mu? Vallahi kalbim pır 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 başlıyor. Ay aynı. Ne var, o da kendine has bir adam işte. Unutmayın, dört dörtlük insan yoktur. Sonuçta sürekli iş yaptığımız müşterimiz. Baba. Baba dedi. Baba dedi. Yaşasın. Oldu bu iş. Bak çocuğum, bak. Dinle beni şimdi. Senin yapman gereken çok önemli şeyler var. Seni bu yüzden yaptım. Tıpkı Geppetto ustanın Pinokyo'yu yaptığı gibi. Efendim? Boş ver, boş ver.
Şimdi beni iyice dinlemeni istiyorum. Tabii babacığım, dinliyorum. Ne istersen yapmaya hazırım. Bak, işte bunu nayı sevdim. Güzel. Arkadaşlar, biz yine her zamanki gibi Tayfun Bey geldiği zaman nezaketi elden bırakmayalım. Buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Buyurun, buyurun. Sağ olun. Buyurun. Ay, takımınız ne kadar zarif Tayfun Bey. Ama ben hep söylerim, Tayfun Bey bizim çalıştığımız en şık müşterimizdir diye. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle öyle. Değil mi? Değil mi? Tabii ya. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Fıkralarınıza hasret kaldım vallahi. Ay, evet evet evet. Hep işiniz olduğunda geliyorsunuz sadece. Arada hiç mi yolunuz düşmüyor? Oo, sağ olun. Buyurmaz mısınız bu arada? Sağ olun. İş güç. İster o kadar arkadaşlar? Yoğun ki her şey. Yoksa ben de sizin muhabbetinizi çok seviyorum canım. Kahvenizi her zamanki gibi sütlü ve iki şekerli hazırlıyorum. Zahmet olacak. Ne demek, zevkle. Vallahi sizin buradaki samimiyetinizi çok özlüyorum. Buraya gelince yorgunluğum geçiyor vallahi. Aa, Tayfun Bey ne demek? Burası sizin yeriniz. Ne zaman isterseniz çıkıp gelin. Çocuklar, toplantıya başlamadan önce sizden bir ricam olacak benim. Hay hay, buyurun. Hiç vaktim yok ya. Ya şimdi aksi gibi bugün de evlilik yıl dönümümüz bizim. Karım bu tür şeylere çok önem verir. Ona bir sürpriz yapmak istiyorum. Buyurun. Ya şuna bir kurye çağırsak da eve göndersek diyorum Simge Hanım. Aman Tayfun Beyciğim, ne demek, emriniz olur derhal. Hem ben bunu bir güzel paketlerim de. Hay hay, çok naziksiniz Simge Hanım. söyleyin bakalım, neler hazırladınız ha? Söylediklerimi anladın mı? Evet babacığım. İyi o halde. Hadi bakalım, vakit geçirmeden dünyaya gidelim. Al şunu. İç. İç. Bir, çok eğleneceğim. İki, her şey birbirine girecek. Üç, nananın başı acayip derde girecek. Önce nereden başlayalım? Okul. Hadi bakalım. Buyurun. Efendim, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. İzniniz olursa size küçük bir ikramım olacak. Hayrola? Bu da nereden çıktı? Bayram değil, seyran değil. Gerçi ilk aylığımı alalı birkaç ay oldu ama ancak fırsat bulabildim. Umarım bu okulda ağız tadıyla çalışırız. Buyurmaz mısınız? Kardeşim, siz benimle şaka mı yapıyorsunuz yoksa bu bir komplo mu? Anlayamadım efendim. Bak kardeşim, bende şeker var. Bunu yersem komaya girerim. Aa, bilmiyordum. Hadi oradan. Çık kardeşim, çık dışarı. Benim asabımı bozma. Her şeyi anladın değil mi? Anladım babacığım, merak etme. Hadi bakalım. Adama yaranılmıyor ki. Ne yapıyorsun sen burada? Niye işinin başında değilsin? Ben çocuklar koridora bir şey dökmüşler de onu temizlemek için şey etmiştim. Tamam hadi, lafı yetiştirme. Hoş geldiniz, bu ne şeref. Çocuklar için uğramıştım. Emre ile ilgili sıkıntılarımız var ama Yağmur çok iyi. Ben de size bir şey soracağım. Kurun Hanım bugünlerde pek uğramıyor da acaba bilmediğim bir nedenden ötürü bana kırgın filan mı? Bunu söylemek benim için çok zor ama nasılsa öğreneceksiniz. Annem sanırım bir daha sizi asla görmeyecek. Ne diyorsunuz Nana Hanım? Annem biraz bencil biridir. Başkalarını kendine hayran bırakmaya bayılır. Sonra da onları yüzüstü bırakıp kaçar. Bu onun için bir çeşit eğlencedir. Yani sizin anlayacağınız, artık sizden sıkılmış. Aman Allah'ım, doğru mu bütün bunlar? Yani bir daha kendisini göremeyecek miyim? Üzgünüm. Kendine yeni bir yaşam kurmaya karar verdi. Sahilde bir yaşam sürecek artık.
sizden de buradan da çok sıkılmış. Olamaz. Bunları duyacağıma keşke sağır olsaydım. Allah'ım, Allah'ım ben ne kadar bedbahtım. Ne kadar talihsiz bir adamım. Tam aradığım kadını buldum derken terk edildim. Terk edildim. Terk edildim. Terk edildim. Dur evladım, Mustafa, yeme yavrum, yeme. Hay Allah, bu kadın aklını başından aldı yavrum. Ah. Ay ben bunu biliyorum. Bununla maillerini bile kontrol edebiliyorsun. Bilgisayar gibi bir şey işte. Vay canına. Tayfun Bey'in ev hanımı karısına göre. Tam da yani. Ay ne görgüsüzler be Merve. İşimiz gücümüz kalmadı. Bir de beyefendinin kurye işlerini takip ediyoruz. Neyse ben bir toplantıya geri döneyim. Tayfun Bey gidince bu işi hallederim. Ay Volkan asıl bana böyle bir hediye almalı. Ama nerede onda o düşünce? Yine ne isteyeceksin evladımdan? Açıldığınız yetmiyor mu? Borç gırtlağa dayandı. Aman anne ya. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz anneciğim. Ben de tam yazık kadın evde tek başına ne yapıyordur diye düşünüyordum. İçeride bir toplantı var. Siz buyurun ben birazdan gelirim. Tamam görüşürüz anneciğim. Aa, hayret hangi dağda kurdu öldü? Aa, melek gibi maşallah. Ama madem toplantıları var ben de gidip alışveriş yapayım bari. Dur bakalım şöyle. Bak şimdi bu Özge. Bunlar çocuklar. Bunların evindeyse tek yardımcın var. O da bu. Hadi. Merhaba Özge. Ne var ne istiyorsun? Üzgün gözüküyorsun. Emre ile kavgalı olduğumuz için beni aralarına almıyorlar. Sanki bilmiyorsun. Ayrıca annem senin dilinin papuç gibi olduğunu ve yakında onu keseceğini söyledi. Yazık. Halbuki ben senin yanındayım. Emre'ye senden özür dilemesi için çok yalvardım. Gerçekten mi? Tabii ki hayatım. Sen sonuna kadar haklısın. Ama yine de beni dışıyorlar işte. Dur öyle değil. Çünkü yanlış davranıyorsun. Politik olmalısın. Öncelikle onlara iyi davranmalısın. Asla onlar hakkında ne düşündüğünü göstermemelisin. Nasıl yani? Önce onlara çok iyi davran ve aralarına gir. Sonra intikamını alman daha kolay olacaktır. Hem bunu çaktırmadan yaparsan seni kimse suçlayamaz. Haksız mıyım? Şaka gibi. Neden bana bu akılları veriyorsun? Hiç. Sadece Emre'nin iyi bir ders hak ettiğini ve böylece şiddet kullanmaktan vazgeçeceğini düşünüyorum. O kadar. Aa, Nana değil mi o? Nana. Nanacığım. Çocuklar acil bir işim var. Şimdi sizinle konuşalım. Var. Anlamadım ki burada ne işi vardı acaba? Belki de babam şu dünkü kavga yüzünden müdürle konuşması için onu göndermiştir. Belki de. Allah Allah. Emre, senden özür dilemek istiyorum. Hepsi benim hatamdı. Babana ceza aldığını söylememeliydim. Kusuruma bakma, durup dururken başını belaya soktum. Şaka gibi. Bir İngiliz, bir Fransız, bir de Alman uçakta Temel'le karşılaşmışlar. Temel bunlara dönmüş, yine mi siz yahu demiş. Yani her fıkrada bu dörtlü var ya, yine mi siz demiş ya. Hadi hadi konuşmak üzere. Ha, Simge Hanım, hediyeyi kurye vermeyi sakın unutmayın ha. Aa, olur mu? Lütfen rahat olun. Siz eve varmadan eşiniz hediyeyi almış olacak. Asmalık. Oo, çok geç kaldım ben ya. Sizin yanınızda da sohbete doyumu olmuyor. Vakti nasıl geçtiğini anlamıyorum ya. Hadi görüşürüz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Gördün mü? Nasıl dürte dürte anlatıyor fıkrayı? Ay anlattığı da komik olsa bari. Üf. Kahve içişi gözümün önünden gitmiyor. Üf, ay benim de. Ay. Bu yaptığınıza düpedüz ne derler biliyor musunuz? İkiyüzlülük. Aa, aşk olsun Hakan. Ne dediğinin farkında mısın sen?
Sen demedin mi adama nazik davranın? Evet. İşte. Evet. Nazik davranalım dedim. Adamı yağlayın yıkayın demedim. Hem arkasından bu kadar konuşuyorsunuz hem de adamın ağzının içine düşüyorsunuz. Aman iyi ya Hakan. Sana da bir türlü yaranılmıyor yani. Şimdi de 200'lü olduk iyi mi? Şimdi planımızın ikinci bölümündeyiz. Sen çok zeki bir kızsın. Aferin. Hadi bakalım göster kendini. Aa, senin ne işin var burada be? Şakire teyze bana bir kahve getirsene. Bana da getir Şakire teyzeciğim. Tabii hemen getiriyorum güzel kahvelerinizi. Hadi göreyim seni. Hakan da bir dürüstlük diye tutturdu şekerim. Ama dürüstlük karın doyurmuyor bu devirde. İşini yürüteceksin. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Estağfurullah. Yok yok böyle. Ay Simge galiba doğru söylüyorsun. Az önce kaynanan buradaydı. Girer girmez başladı dır 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 dır. Ben tam tersi ona iyi davranıp hemen sıvıştım. Vallahi bundan sonra böyle davranacağım. Özellikle de Volkan'ın yanında. Böylece her tartışmamızda Volkan beni suçlayamayacak. Hep iyi olan da ben olacağım. Ay aklınla bir yaşa şekerim. Ay ben bunu daha önce niye düşünemedim ki? Hakan Nana ve Mahpuç konusunda sürekli beni uyarıyor. Acımasızlıkla suçluyor. Ama onun bu düşüncesini nasıl değiştireceğimi artık çok iyi biliyorum. Evet, ta buraya kadar susmaya gelmedin değil mi? Neydi o sabahki halin sana hiç yakışıyor mu? Aslında itiraf etmem gerekirse bazen içimde kötü biri olduğunu düşünüyorum. Nasıl yani? Bazen çocuklar ve Makbuş beni çok bunaltıyorlar. Haklısın, işin kolay değil. Ama çocukların sorumluluğunu almayı sen istedin. Sonra Simge çok güzel, çok iyi bir kadın aslında. Onu görünce ne bileyim işte... Kıskanıyor musun yoksa? Hem de nasıl? Muazzam bir kadın. Hem başarılı, hem güzel. Hem de her şeye sahip. Hakan'a bile. Nana saçmalamaya başladın iyice sen. Sonra Özge'ye de gıcık oluyorum. Çok terbiyeli, çok başarılı. Okul birincisi. Emre sadece sorun çıkaran bir çocuk. Üstelik dersleri de berbat. Yağmur desen mızmızın teki. Evet Nana. Sanırım sen gerçekten çok bunalmışsın. Bir tatile çık istersen. Köyüne falan git ne dersin? Yok ya. Gideyim de meydanı Simge'ye bırakayım değil mi? Seni bir saniye bile ona bırakamam. Neyse gitsem iyi olur. Ne olmuş bu kıza böyle ya? Ne bileyim. Bal gibi açık oğlum. Simge'yi çekemiyor işte. Öyle mi dersin? Kadınlar. Makbuş, sence böyle bir çıkış yapmakla kötü mü ettim? Yani herkesin içinde hoş olmadı tabii. Hakan ne de olsa çocukların babası. Onları terbiye etmek ona düşer. Haklısın, biraz ileri gittim galiba. Umarım Hakan bana çok kızmamıştır. Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse çok kızdı. Ay, o zaman gidip gönlünü mü alsam? Sen bilirsin kızım. Of, ay bu Merve de muhasebeye gitti mi? Gelmek nedir bilmiyor. Of ya şu telefon için hediye kağıdını nereden bulacağım? Kurye de neredeyse gelmek üzere. Dışarı bakayım en iyisi. Çok iyi gidiyorsun Çakman Anacığım. Aferin. Uyca 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 uyca. Bu ne? Ne güzel ses çıkarıyor. O cep telefonu. Çok beğendiysen al senin olsun. Bu da neymiş? Tayfun Bey'den eşine. Şimdi sihirle bir fotoğraf oluşturalım bakalım. Böylece Tayfun Bey'imizin sevgili karısına hediye olarak cep telefonu değil de bu güzel fotoğraf gitsin. Şimdi de kargo yapalım. Ya bu gibi şeytani konularda pek bir yaratıcıyım.
Of, canım çıktı, evde bir şey kalmamış. Hoş geldin Nermin ablacığım. Ay, hoş bulduk yavrum, hoş bulduk. Canım siz de biraz idare ediverin. Bakın bence Merve artık size karşı sinsi davranarak Volkan'ın gözüne girmeye çalışıyor. Biliyorum canım, aptal mıyım ben? Ama onu kendi oyunuyla vuracağım laf aramızda. Keşke Nana gerçekten böyle biri olsaydı. Amma da anlaşırdık ha. Gel Naimin ablacığım gel. Sana biraz masaj yapayım. Ay sağ ol. Kolların kopmuştur senin pazarlardan yok. Abuzer. Abuzer. Re dedi. Reyhan. Evet Reyhan sen dedim. Nene. Rıdvan, Rıdvan. Neşe. Emre bunları sana getirdim. Ne bakıyorsunuz? Emre'yi kendime affettirmek istiyorum. Emre, düşün istersen. Yani. Yok artık, içine zehir koymadım ya. Ben sizinle iyi olmaya çalışıyorum. Siz bana nasıl davranıyorsunuz? Aşk olsun. Peki, teşekkür ederim. İyi dersler. İyi dersler. Yakında göreceksin Gülün Emre Bey. Yaşa. Oh. Aa, Şakire teyze. Efendim? Burada bir cep telefonu vardı. Biraz önce kurye geldi, gönderdim ben onu. Adres de üzerinde yazıyordu. Sersem, üzerine vazife olmayan şeylere ne diye burnunu sokuyorsun ya? Ben daha onu paketleyecektim. Ne bileyim, ben yardımcı olmak istemiştim. Ama yardımın batsın. Hem senin ne işin var burada? Eve gitsene. Yapacak işin yok mu senin? Gel şekerim, gel şekerim. Gel, gel. Ben sana yolu göstereyim. Boş ver, boş ver. Gel, gel. Geç, 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 geç. Bana kızgınsın değil mi? Volkan, bize biraz izin verir misin? Tabii ben lavaboya gidecektim zaten. Hayırdır? Alışveriş mi yaptınız? Evde bir şey kalmamıştı ya kızım. Boş boş oturmayayım dedim. 3 aylığımı çekip alışveriş yaptım. Ay buraya 3 yıldır dokunmuyordu hayret. Ay ne zahmet ettiniz. Biliyorum bana kızgınsın. Hayır kızmadım. Ama beni çok şaşırttın. Yani demin söylediklerin. Demin mi? Çok mu yoruldun? Yoo. Çocuklardan mı sıkıldın? Kim, ben mi? Böyle bir şey mümkün mü sence Hakan? Yani ne bileyim, sonra Simge'den bu kadar nefret etmen. Yok, sadece onun bazen... Neyse, önemi yok. Ya o sadece bazen 2 yüzlü ve çok sinir. Kızı da öyle. Ya Nana yeter artık. Sana bir haller olmuş anlaşılan. Ama Hakan... Ya yeter artık. Ben seni tanıyamıyorum. Ay anneciğim, ne zahmet ettin ya, ne çok şey almışsın. Benim sizden başka kimim var kızım? Size harcamayacağım da kime harcayacağım? Aa, fıstık ezmesi. Ay bayılırım. Hayırdır? Allah muhabbetinizi artırsın. Bak Volkan ya, annen ev için ne kadar çok masraf etmiş. Canım kızım, kapat artık bu konuyu. Ne önemi var? Olur mu anneciğim ya? 3 aylığından para çekmiş Volkan, düşünebiliyor musun? Kimse bizi görmeden tüyelim hadi. Nana. Evet. Hakan'la görüşmeniz bitti mi? Tamam. Volkan Bey evladım. Hakan Bey yalnız kalmak istiyormuş. Size de söylememi rica etti. Kendisi bayağı kötü görünüyordu. Biraz uzandı. Az daha yakalanıyorduk. Ben sadece buraya özür dilemeye gelmiştim. Saçma sapan davranıyorsun. Sonra da özür dileyerek her şeyi halledeceğini düşünüyorsun. Bundan sonra söyleyeceklerine dikkat et Nana. Seni uyarıyorum. Bence gidip Simge ile konuş. Belki kadın kadına konuşmak iyi gelir. O kızın o saf, o iyi hal nereye gitti? Ben ondaki o çocuksu güzelliği seviyordum. Hadi bakalım.
Şimdi de eğlencemize burada devam edelim. Çakman anacığım. Burası Hakan'ın evi değil mi? İçeride de bunak makmuş var. Bravo, aferin sana. Vıcı 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 vıcı. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sen gelmiyor musun? Yok, ben almayayım. O ihtiyar cadı beni çok iyi tanıyor. Hadi, bay bay. Aa, kızım ne çabuk döndü. Gene sihir yaptın değil mi? Hı? Ne oldu? Hakan ne dedi? Yoksa Hakan sana kötü mü davrandı? Evet, çok kötü davrandı. Ben bu evcilik oyunu sürdürmekten sıkıldım artık. Hakan'la yalnız kalabilseydik her şey daha güzel olurdu. Kızım neler diyorsun sen? Hadi ben neyse, çocuklar. O bücürlerle uğraşmaktan bıktım artık. Yok yok, senin sinirlerin bozulmuş. Hadi mutfağa git de bir şeylerle oyala. Bulaşıkları makineye koy. Yemekler de olmuştur. Altlarını kapat. Hadi ya. Peki. Fesuphanallah.